2015 genel seçimler ve çerkezler konulu toplantımızın ikinci oturumunu açıyorum. Oturumumuzun bu bölümünde biraz önce birinci oturum başkanı da sizlere arz ettiği gibi genellikle kendi istekleriyle bize talepte, konuşma talebinde bulunan aday adaylarımızı davet ettik buraya. Hiçbir kısıtlamalar bulunmadık. Bize ulaşılanların tamamı değerlendirildi. Şimdi burada 6 tane konuşmacımız kısmet olursa sizlere kendi mesajlarını sunacaklar. Bizlerin de soruları varsa kendilerinden öğrenme imkanımız olacak. Ben öncelikle oturumu yönetmek üzere oturum başkanı Sayın Filiz Şerif Hanımefendi'yi davet ediyorum. Buyurun. Ve konuşmacılarımız Tamer Bakış, Niyazi Güney, Yalçın Karadaş, Sami Komiser, Mehmet Doğru, Levent Durgun Bey. Bunları da davet ediyorum. Buyurun efendim. Bunların soru da soruyorum. Genç yaşlarımda
başladım. Çerkez Derneği'nde de 2 yıl dernek başkanlığı yaptım. Halen de Kafkas Federasyonu delegesiyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde demokrasi geleneği olan Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle siyaset yaptım. Türkiye'de yaşayan bütün halkların sorunları ile ilgili çözüm Cumhuriyet Halk Partisi tabanda siyaset yapan bir toplumun bir ferdi olarak toplumun eksikleriyle ilgili, tüm halkların eksiklikleriyle ilgili şayet Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday olur, bölgemde seçilirsem elimden gelen tüm gayreti sarf edeceğim. Beni buraya davet ettiğiniz için de özellikle teşekkür ediyorum. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Murat Özçelik'in demin ifade ettiği üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerek Çerkez toplumu üzerinde gerek de bütün halklar üzerinde programları iktidar olduğumuz takdirde uygulayacağımızı bizler gibi genç, dinamik, solcu devrimci, bu ülkeyi seven, vatanını, milletini, ülkesini seven bizler gibi arkadaşlarımız siyasete girdiği sürece bu talepleri karşılamak adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde var gücümüzle mücadelemizi vereceğiz ve savaşacağız. AKP iktidarı 12 yıllık süreçte ülkeyi bunun arkasına getirmiş, kapalı kapılar ardında terör örgütü başıyla Sözhan'a açılım adı altında kapalı kapılar arkasında maalesef ki bir takım programlar, projeler yapmakta. Demin konuşmacı arkadaşlar da belirttiler. Açılımın neden halk önünde yapılmadığını bu ülke iktidara sormak lazım. Özellikle HDP temsilcisi de kendine göre sözüm ona açılımın tüm demokratik çerçevelerde ana başlıklar üzerinde, on madde üzerinde İmralı'dan gelen talepleri altını beslemeden uçu açık bir şekilde iktidarla HDP'nin anlaşmasına Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz karşıyız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerek Kürt politikalarıyla ilgili, gerek diğer halklarla ilgili programları yapacakları Genel Başkan Yardımcısı Sayın Murat Özçelik açıklamışlardır. Ben sözü burada bitireceğim. Teşekkür ediyorum. Bir daha ben söz alacağım. Affınıza sunuyorum. Teşekkür ederim.